Herkese merhaba. Güzel bir günde yine birlikteyiz. Ben yine bugün size bir masal anlatacağım. Çok keyif alacağınızdan adım kadar eminim. Ben çünkü size anlatırken sizin beni izlediğinizi bilmek bana çok büyük mutluluk veriyor. Çok özledim çünkü hepinizi. Şimdi bir ormanda olduğunuzu düşünün. Karanlık bir ormanda ilerliyorsunuz. Size yol göstermesi için neye ihtiyacınız var? Bir fenere, değil mi? O fenere sahip olduğunuzda önünüzü görebilme şansına sahipsiniz. Masallarda çocuklar aynı böyle. Ve bu sadece çocuklara yönelik de değil, büyükler de dilediklerinde dinleyip kendilerine dersler çıkarabilirler. Yani babaannelere, anneannelerin sadece torunlarına anlattıkları hikayeler olarak düşünülmesin masallar. Bunlar gerçekten arifane metinler. Yeri geldiğinde çok iyi dersler verebilen, binlerce kitabın sayfalarca yazdığı dersi tek bir masalda size verebilecek kapasiteye sahipler. Dolayısıyla şimdi anlatacağım masalda umarım sizin önünüze, yolunuzu aydınlatır diye düşünüyorum. Şimdi ben bugün sizi tombul, camdan bir sirke şişesinin içerisinde yaşayan bir kadınla tanıştırmak istiyorum. Ama bu kadın tombul, camdan sirke şişesinin içerisinde mutlu mu? Tabii ki hayır. Sürekli her gün yazıklar olsun bana, yazıklar olsun bana deyip deyip dolanıp duran bir kadın. Ve sürekli böyle negatif konuştuğu için, negatif düşündüğü için kara kara bulutlar sirke şişesinin içerisinden sürekli dışarıya çıkıyor çocuklar. Ve günlerden bir gün oradan geçen bir iyilik perisi bu şişeyi görüyor ve çıkan dumanları. Ne oluyor orada diyor. Çünkü biliyorsunuz iyilik perilerinin görevi iyilik yapmak, iyiliği öğretmek, iyiliği yaşatmak. Gidiyor şişeye, kulağına dayıyor. Acaba ne oluyor diyor. Yazıklar olsun bana, yazıklar olsun bana diyor kadının bir tanesi. Eyvah diyor, benim burada çok çalışmam lazım. Hemen kara bulutların arasından aşağıya iniyor ve bembeyaz bulutlarla her yeri dolduruyor. Merhaba diyor. Ne oldu, senin canını sıkan ne var bu kadar çok diyor. Ah ah diyor kadın. Ben diyor tombul camdan bir sirke şişesinin içerisinde yaşıyorum diyor. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana diyor. Melek peri diyor ki, aa diyor, bunda üzülecek bir şey yok. Mutluluk çok güzel bir şey. Niçin mutsuz ediyorsun kendini diyor. Sana kolay, bana zor diyor. Böyle küçük bir yerde yaşasaydın sen de mutsuz olurdun diyor. Peki diyor peri, ne istersin? Mutlu olmak için neye ihtiyacın var diyor. Şu anda diyor bir küçük bir evim olsaydı diyor. Bir sobam olsaydı içinde. Sobanın üzerinde mavi bir çaydanlığım, çaydan demleseydim üzerinde diyor. Dışarıda saksılarım, içinde de minik minik çiçeklerim olsaydı çok mutlu olurdum diyor. Peri düşünüyor. Bu çok normal bir şey diyor. Herkesin isteyebileceği bir şey. Ona yardımcı olabilirim diyor. Bu benim için çok kolay diyor. Bu gece yatarken 3 kere sağa, 3 kere sola doğru dön diyor ve uykuya dal diyor. Sabah kalktığında rüyan gerçekleşecek diyor. Kadın çok heyecanlanıyor. Hemen yatmadan 3 kere sağa, 3 kere sola dönüyor ve uykuya yatıyor. Sabah gözünü bir açıyor. Küçük bir evde bir soba, sobanın üzerinde mavi bir çaydanlık fokur 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 diyor. Camın önünde de saksılar, saksıların içinde de minik minik rengarenk çiçekler. Ay çok güzel diyor. Peri bakıyor bacadan. Tamam diyor. Şu anda çok güzel, artık gidebilirim diyor. Ve peri uçuyor. Kuzeye gidiyor. Oradan güneye gidiyor. Sonra doğuya, sonra batıya gidiyor. Ve bir yıl sonra bu evin olduğu yere geliyor. Aa diyor, burada diyor yaşlı bir kadın vardı. Çok huzursuzdu diyor. Şu an çok, en son bıraktığımda çok mutluydu. Acaba nasıl diyor. Bir bakayım. Bir bakıyor. Evin duman bacasından kapkara dumanlar çıkıyor. Ne oldu acaba diyor. Bir yılda. Kulağını dayıyor. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana diyor. Bir ses. Allah Allah, ne oldu ki acaba diyor. Hemen bacadan aşağıya iniyor. Bembeyaz dumanlarla her yeri kaplıyor. Nasılsın diyor. Hiç iyi değilim diyor. Ama neden diyor. Her şeyin çok güzel diyor. Sana kolay, bana zor diyor. Ben diyor burada yaşıyorum. Karıncalar eve girip duruyor sürekli diyor.
ve çiçeklerle her gün ilgilenmek zorundayım diyor. Kediler de eve girip çıkıyor diyor. Ve bu evin temizliğinden de sıkıldım diyor. Ben diyor bir apartman dairesinde olsam diyor. Biraz daha modern olsa her şeyim çok daha güzel olurdu diyor. Peri düşünüyor. Diyor. Senin de hakkın tabii diyor içinden. Benim için çok kolay diyor. Tamam diyor. Sen bu gece yatmadan önce diyor. 3 kere sağa, 3 kere sola dön diyor. Ondan sonra uykuya yat. Rüyan gerçekleşecek diyor. Kadın çok mutlu oluyor. Tamam diyor. Ve peri çok mutlu bir şekilde ayrılıyor oradan. Kadın gece 3 kere sağa, 3 kere sola dönüyor ve bir güzel uyuyor. Sabah gözünü açıyor bir apartman dairesinde. Her şey çok güzel. Ah diyor ne kadar mutluyum. Peri onu dinliyor camdan. Tamam diyor artık buradan gidebilirim. Ve yola çıkıyor peri. Yine kuzeye gidiyor oradan güneye. Doğuya sonra da batıya. Sonra 1 yıl geçiyor ve tekrar kadının olduğu bölgeden geçerken ah diyor bizim acaba bayan ne yapıyor acaba diyor. Diyor. Evinde mutlu mu ki acaba diyor. Camdan bir bakayım diye yaklaşıyor. Bir bakıyor evin içerisi yine kapkara dumanlarla dolu. Yazıklar olsun bana, yazıklar olsun bana diyor. Ay yine ne oldu acaba diyor. İçeri giriyor, kapıyı çalıyor, kadın açıyor. Yine mi sen diyor. Evet ne oldu, niye bu kadar tatsız ve mutsuzsun? Her şeyin o kadar güzel ki diyor. Ah ah diyor, sana kolay bana zor diyor. Ben diyor bu apartman dairesinden çok bunaldım diyor. Aşağıdakiler bir gürültü yapıyor, yukarıdakiler bir gürültü yapıyor. Bu evin temizliğinden de çok sıkıldım diyor. Biraz diyor böyle müstakil olsa ve biraz büyük bir evim olsa çok daha rahat edeceğim diyor. Ama diyor bunların gürültüsü beni gerçekten bıktırdı. Hepsinden ötesi bu beni rahatsız ediyor diyor. Peri düşünüyor. Doğru senin de hakkın diyor. O zaman diyor bu çok kolay. Ben sana hemen yardımcı olabilirim diyor. Yine bu gece yatarken diyor. 3 kere sağa, 3 kere sola dön. Sonra da güzel bir uyku çek diyor. Uykunu çektikten sonra diyor, dileğin gerçekleşecek. Ve gidiyor. Bizim kadın çok mutlu oluyor. 3 kere sağa, 3 kere sola dönüyor yatmadan önce. Sonra da güzel bir uyku çekiyor. Sabah bir kalkıyor. Müstakil bir ev ama kocaman. 4-5 yani 4-5 tane salonu var. 6-7 tane odası var. O kadar mutlu, bahçesi kocaman. Ah diyor, çok mutluyum. Ne kadar güzel bir yer burası diyor. Çok sevindim diyor. Peri bakıyor, tamam diyor. Burada işim bitti. Artık gidebilirim diyor. Ve gidiyor. Yine kuzeye gidiyor. Oradan güneye gidiyor. Sonra doğuya gidiyor. Sonra batıya gidiyor. Yine 1 yıl geçip oralardan geçerken acaba bizim kadın ne yapıyor diyor. Yaşlı kadınım. Nasıl? Bir bakayım bakalım diyor. Tam evinin oradan geçerken bir bakıyor. Yine dumanın bacalardan kapkara dumanlar çıkıyor. Yine bir dinliyor. Eyvah diyor. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana diyor. Hemen aşağı iniyor. Yine bembeyaz bulutlarla döndürüyor. Ne oldu diyor. Yine neden mutsuzsun diyor. Bak her şey istediğin gibi oldu diyor. Sana kolay bana zor diyor. Sen sanıyor musun ki bu evin temizliği kolay diyor. Yapıyorum yapıyorum yine kirleniyor. Yapıyorum yapıyorum yine kirleniyor. Bahçeyle mi ilgileneyim, evle mi ilgileneyim, hangi biriyle ilgileneyim artık karıştırdım diyor. Ya, ne yapacağımı ben de bilmiyorum diyor. Ben diyor bir saray istiyorum. Sarayın içinde hizmetçiler olsun diyor. Benim bir tane şoförüm olsun diyor. İstediğim zaman beni bir istediğim yerlere götürsün diyor. Ve ben böyle gezmek istiyorum diyor. Hiçbir iş yapmak istemiyorum diyor. Peri düşünüyor. Doğru senin de hakkın diyor. Ne yapabilirim ki diyor. Benim için çok kolay diyor. Tamam diyor. Bu gece diyor. 3 kere sağa, 3 kere sola dön. Ve güzel bir uyku çek diyor. Yarın rüyan gerçekleşecek diyor. Kadın çok mutlu bir şekilde. 3 kere sağa, 3 kere sola dönüyor. Ve uykuya dalıyor. Sabah gözlerini bir açıyor. Kendini tombul camdan sirke şişesinin içerisinde buluyor. Neden buradayım? Neden diyor. O sırada peri geliyor. Her yeri bembeyaz yaparak.
Sana bir şey söylemem gerek diyor. Ev diyor, bahçe diyor. Hiçbir şey bunlar seni mutlu etmez diyor. Mutluluk senin içinde. Bunu senin bulup çıkartman gerekiyor diyor. Elimizdekilerin kıymetini bilmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum.